Hadi. Sesle. Yeni bir stand, Servet Taze Gül ürünleri. Dünya ve olimpiyat şampiyonumuz, Türkiye'nin gururu, Hindi sporcumuz Servet Taze Gül. Ve onun adına üretilmiş ürünler, tekvando ürünleri. Gerçekten bir marka olmuş. Evet Servet. Nedir bunlar? Nereden çıktı bu ürünler? Ne zaman düşündün marka olmayı? Yaklaşık 1,5-2 ay önce Muammer Hocam'la beraber birlikte böyle bir şey yola girelim diye karar aldık. Sonuçta antrenmanlarda bazen eliklerden dolayı sıkıntılar yaşıyorduk. Dedik ki biz en iyisi kendi çalışabileceğimiz tarz elikler yapalım. Biz rahatça çalışabiliyorsak arkadaşlarımızla, genç, yetenekli kardeşlerimiz de bunlarla çalışsın. Bunlar güzel. Böyle bir proje başladık. Şu an ilk hedefte bir amaçla başladık. İnşallah bundan sonra da eksiklerimiz olursa onları tamamlayıp daha da güzel, koruyucu, safeguard, kask hepsi içinde tüm tekvando aksesuarlarını üreteceğiz. İnşallah. Ben şimdi baktım. Genellikle gördüğüm her yerdekiler süetleriydi. Bilmem eksikti. Bunlar gerçekleri. Yani neden gerçekleri kullanmaya ihtiyacı hissettiniz? Çok pahalı değil mi? Daha, bu kadar masraf ediyorsunuz. Yani onu daha kaliteli olsun diye eskimez mantığıyla bileksler hemen yırtılıyor. Evet. Çabuk eskiyor. Böyle ömrü daha uzun oluyor. Ve bir Türk markası da yaratmış oldunuz. Evet, her markası, şeyden önemlisi yani bir daha da bir kovmaya başka marka varken o yerine yani Türkiye'de kendimize ait bir marka oluşturmuş olduk. Evet. Fikrin icadı, mucidi sevgili dostum Muammer Hocam. Şimdi, buyur. Benim hep hayalimde şu vardı. Türk ve olimpiyatlara isim yapmış sporcularını kendi markalarla oluşturup Türk malzemeleri, Türk patentli malzemeler olsun istiyordum. Hep hayalimde bu vardı. Dolayısıyla biz genelde marka dediğimizde yabancı marka görüyoruz. Tabii biz onlara rakip değiliz. Ama onlar kadar, onlardan daha iyi malzeme yapmayı hedefliyoruz. Türk markasının tanınmış sporcuları ne şekilde daha ileriye dünya çapında şeyleriz. Onu tasarladık. Servet Tazegül malzemeleri nereden çıktı? Servet'le oturduk dedik ki Servet, sen ülkene sporcu atan 10 yıldır Türk milletinin gönlüne takip ettin. Evet. Birçok şampiyonlukla, olimpiyat şampiyonlukla, dünya şampiyonlukla yaşattın. Bundan sonra senden sonra gelecek gençlere iyi bir çalışma ortamı biliyorsunuz. Malzeme önemli. İstatistiklere göre %15-20 sakatlanma riskleri malzemeden kaynaklanıyor. Dolayısıyla hep bir tip malzeme üretiliyordu. Minik çocuklar bile büyük malzemelerle çalışmak zorunda kalıyordu. Bunlardan sakatlanma, teknik bozukluğu, doğru çalışamama gibi sorunlar yaşanıyordu. Ben de Milli Tamam Antrenörü'nde yıllarca bunu gördüm. Bu bir eksiklikti. Dolayısıyla bunu nasıl çözeriz? Biraz oturduk, Serdet'te kafa kafaya verdik. Düşündük, taşındık. Dedik ki biz bunun en iyisini nasıl yaparız? Dedik ki deri yapalım. Derinin kendine göre avantajları ve dezavantajları. Şimdi sizin ürettiğiniz bütün ürünler gerçek deri mi? İtalya'dan ithal edilmiş, İtalya'dan ithal etti. Evet. İtalyan derisi. İtalyan gerçek deri. Her şeyinde sadece bağlama ipi, diğer her şeyin deri. İmalatını Türkiye'de yapıyorsunuz. Türkiye'de, Konya'da yapıyoruz. Tutma yerleri bile deri, evet. Elleri rahatsız etmeyecek şekilde. Derinin özellikleri şunlar biliyorsun, deri canlı mı var? Evet. Nefes alabilirliği olduğu için terleme yapmaz, koku yapmaz. Elin şeklini aldığı için ele rahatsız etmez. Dolayısıyla zaten insanlar derinin faydalarını girdiğinde burada görürler. Dün ben zaten buradayken milli takım hocalarının denediğini gördüm ürünleri. Hepsi de çok beğendi. Deri olduğu için elle çok yumuşak olduğunu, gayet sağlıklı olduğunu, el acıtmadığını söylediler. Şu anda Amerika, Almanya, birçok ülkeden de ciddi siparişler aldı. Bugün Almanya'ya sattığınızı gördüm. Almanya'da bölü görme zaten beğendiler. Sadece çalışma için değil, hatta birkaç tane distribütörlük isteyen de oldu. Onları değerlendireceğiz önümüzde. İyi bir girişim yaptık. İnşallah bu malzemelerin arkası gelip daha sadece tekvando branşlarında birçok şeyde Servet Tazegül marka hamle. Benim düşüncem şu, bir atletizmdeki bir kişiyi de marka olsun, bir judoda da marka olsun. Her branşta eli dolmuş sporcu bir şekilde yok etmeyelim. Dünya arenasına baktığımızda gerçekten bugün Mercedes bir isim kişinin kendisi. Evet. Birçok marka bu şekilde markalaşmış. Bizim de hedefimiz Allah nasip ederse, başarabilirsek, yapabilirsek Servet Tazegül'ün tekvando'da malzemelerini bir marka haline getirir. Ve hem gençlerimize hem Türk tekvandosu hem dünya tekvandosuna ciddi bir
katkı sağlamak. Aslında Türkiye'de tekvando malzemelerine gerçekten kaliteli tekvando malzemelerine ihtiyaç var. Herkes birbirinin malzemesini kullanıyor. Birçok çocuğa bu şekilde hastalıklar da bulaşıyor. Peki siz bunu daha uygun bir fiyattan, şu andaki fiyatlarınız oldukça uygun deri olmasına rağmen. Çünkü diğer ürünlerle hemen hemen aynı fiyat. Ona rağmen daha sürüme yönelik bir çalışmalarınız olacak mı? Şöyle, şimdi biliyorsunuz salonlarda... Bu arada eşyalarınızı da tanıtırsanız sevinirim. Salonlarda sadece salonlarda belli bir sayıda ellik vardır ve bu elliği 10 kişi, 20 kişi değişik çalışır. Burada hassas kişileri daha fazladır. Bir elliği her yer tutuyor, elini siliyor. Biz burada hedefimiz şu, fiyatında öyle bir uygun fiyat yapmaya çalışacağız ki her sporcunun kendi malzemesi olsun ve bunu her bütçe, her ayda alabilsin diye projeyi bitmeyi planlıyoruz. Çok güzel. Dolayısıyla özel çantalarında, antrenmana vardığında herkes kendi çantasına kendi malzemesini çıkartıp daha sonra tatile gittiğinde de çantasına koyup kendi teknik gelişimini yapabilsin, çalışabilsin diye salonlardaki sadece çalışma malzemeleri, materyaller değil, her sporcunun kendine özgü malzemesi olsun. Mesela küçük çocuklar, minik çocuklar büyük ellikle tutuyordu. Çocuk evet. Tutacağım derken tekniği doğru tutamıyordu. Efendime söyleyeyim. Canı yanıyordu. Canı yanıyordu. Şimdi küçük, minik 7 yaşında, 8 yaşında çocuk çok rahat tutabilecek. Yastık elliği, küçük, çok rahat tutabilecek küçük yaştaki çocuk. Büyük dedik ki orta boy, büyük boyutlu standartta small, medium, large şeklinde yapıyordu. Dolayısıyla en kategorideki çocuklar rahatlıkla doğru tekniği çalışıp kendi malzemesini, bunları da kendine göre ayırdık içinde, sert ve yumuşak şekilde ayırdık. Örneğin sert materyalden yapılmış ve yumuşak materyalden yapılmış malzemeler. İki çeşit ürünümüz de mevcut yani. Üç tane small, medium, large şeklinde ve aynı şekilde kendisinde sert ve yumuşak şeklinde ayırdık. Yani her isteyene, her istediği şekilde, Musa Hocam, bak Musa Hocam gel, Musa Hocam buyur gel. Musa Almanya Tekvando Federasyonu Başkan Yardımcısı, ikinci başkanı Musa Çiçek Hocam. Evet. Hoş geldiniz hocam. Musa Hocam'ın da fikrini sorar mısınız? Evet, o ürünlerle ilgili onun da görüşünü alalım. Hocam bir şeyler. Ürünler gerçekleri anladım. Evet, ben Muammer Hoca'yla biraz inceledik malzemeleri. Ben bayağı beğeniyorum. İki tecrübeli tekvando sporcu, bunlar tabii beraber ürettiler. Fikirleri çok iyi, beğendikler. İnşallah. Ona çok sevindik zaten. Servet gibi bir değerli ismin hiç unutulmayacak bir hale gelmesi hepimizin hayali. Yani Türkiye'ye çok hizmetler oldu. Allah razı olsun. Çok sevdiğimiz bir insan. Marka olarak yaşaması da çok güzel bir şey. Düşünce olarak da çok güzel. Ve gördüğüm kadarıyla çok kaliteli ürünler üretilmiş. Peki hocam, bu elbiselerin diğer kaliteli markalardan bir farkı var mı? Artısı mı var? Eksisi mi var? Nesi var? Şimdi bir de bu şey, logo çok hoşuma gitti. Özellikle logonun hikayesi nedir bu logo? Burada SVT var. Bu logoda SVT var. Evet. Servet Taze Gül logosu. Ve dikkat ederseniz biz hiçbir markaya benzetmedik bunu. Evet. Dolayısıyla şu markaya benzer diyemeyiz. Bu sadece Servet Taze Gül markası. Evet. Başka bir marka veya başka bir işte marka olmuş malzeme değil. Sadece Servet Taze Gül markası. Burada da yine Servet Taze Gül logoları. Evet. İçerisinde burada Servet Taze Gül yine orada bir sloganımız var. No pain no gain evet, diye. No pain, no gain terlemeden yani kazanmak olmaz. Evet. Bu bizim sloganımız. Servet'in sloganı. Evet. Servet diyor ki hocam terlemeden olmaz. Yine bu elbisenin kumaşı çok ilginç. Çok hoşuma gitti. Güzel bir kumaş. Bu özel Bursa'da dokutturduk. Evet. Özel bir tasarımlar, çalışmaları yaptık. Bursa'da yapıldı dokuması. Dolayısıyla kumaş çok kaliteli yani. Kaliteli evet. Ama biz sadece üst sınıfa değil alt tabakaya. Herkese, maddi durumu uygun olan herkese göre. Herkese uygun fiyatlar düşünüyoruz. Evet. Herkes alabilsin, her çocuk alabilsin, her aile alabilsin. Evet. Bütçesine sıkıntı vermeden. Dolayısıyla böyle bir düşünce tarzı değişti. Yine Almanya'dan arkadaşlar sağ olsunlar. Dün Pakistanlılar vardı, onlar evet. Çok beğendi. Koreli hocalar çok beğendiler. Değişik bir tarz yapmışsınız. Çünkü bugüne kadar hiçbir malzeme deri değil, gerçek deri. Evet, gerçekleri değil. Dolayısıyla korumalılar mesela, ayakları cümle. Ürünlerinizde hocam neler var? Şu anda piyasaya sürdüğünüz neler var? Onları bir tanıtın. Ayak koruyucu, bunlar da deri. Evet. Koyun derisi bunlar. Bunlar sıvı derisi. Bunlar koyun derisinden yapılmış. Yumuşak. Dolayısıyla yumuşak. Evet. Burada giydiğinde sağlıklı. İnsan vücuduna hastalık terletmez, hastalık yapmaz.
bu şekilde, bunda da deri. Şimdi hangi ürünlerimiz var? Bir gösterirseniz şöyle tek tek bize. O yani geçelim. Şuradan başlayın. Ürünlerimize. Küçük miniklere özgü raketler, çiftli evet. Raket. Çiftli raket takımımız var. Burada elbisemiz. Evet. Servet Ağzıgül markalı tek bandı elbisesi. Burada yine kukilerimiz. Ama bugün mesela kukilerle ilgili değişik tasarımı, değişik fikirler geldi. Evet. Tabii biz daha geliştireceğiz bunları. Nereden geçeceğiz? Sporculardan, antrenörden gelen tekniklere göre şurasını böyle yapar. Eleştiriye açığız, eleştirsinler bizi. Evet. Tavsiyede bulunsunlar. Her türlü eleştiriye, eksiklerimizi... Daha doğruya hep birlikte gideceğiz diyorsunuz. Bizi doğruya götürecek. Dolayısıyla evet. Herkesin söyleyeceği fikri açığız ve onları değerlendiriyoruz. Kukilerimiz var. Evet. El ve ayak koruyucularımız var. Sert kartımız var. Sert evet. Kartımız yine farklı bir tasarım yaptı. Hmm. Niye farklı bir tasarım hedefe koymuşsunuz? Biliyorsunuz elektron prodüktör herkes evet. Alamıyor pahalı. Evet. Çalışma şeyinde bu prodüktörlerin vuruş şiddetine göre dağılmasını andıracak bir logo tasarladık. Dolayısıyla üç tarafında da zaten düğmelerin olduğu yerde herhalde. O bölgelere işte çalışma antrenmanında sporcular bu hedeflere doğru çalıştığında elektron prodüktör daha rahat puan almayı sağlayacak. Burada tasarlandı. Burada yine yastık elbiklerimiz, büyük raket elbiklerimiz var. Kemerlerimiz var burada. Evet, her renk kemerimiz var. Servet Tazegül logosu var. Burayı çekelim şöyle. Evet. Servet Tazegül logolu kemerlerimiz var. Servet kendi mağazasında şu anda. Aynı zamanda Servet Tazegül sitesi, tekvando malzemeleri evet. Sitesi. Evet, orada şey var. Şurada da vardı, evet. Şurada da, Servet Tazegül. Evet. Tekvando malzemeleri. www.servettazegultaekvandomalzemeleri.com evet tekvando sitesi. Buradan da online satış mı yapmayı düşünüyorsunuz? Site üzerinden ondan şu an için düşünmüyoruz. Evet. Ama siparişi site üzerinden verecek insanlar. Orada hesap numarası, iletişim numaraları var. Bizim koymuş olduğumuz personel arkadaşlarımıza iletişime geçecekler. Siparişlerini verecekler. Efendim ne kadar hangi malzemeden ne isteklerini şu anda site kuruldu evet. Ama eksikleri var. En kısa zamanda onları da gidereceğiz inşallah. Peki şimdi sizden istediği ürünü alabilecek durumda mısınız? Mesela farz et ki ben 500 tane ellik istedim, 50 tane dizlik istedim, koruyucu istedim. Bunları ne kadar süre içinde temin edebiliyorsunuz? Sipariş bizim internet sistemimize düştü. Sipariş düştüğü anda 3 gün içerisinde elinde. Hemen ertesini kargoya veriyorsunuz. 3 gün içinde kargoya veriyorsunuz. Hemen anında. Sorun yok yani malzememiz var, her şeyimiz var diyorsunuz. Konya'da bir atölye kurduk. Konya'da atölyeniz var yani şu anda. Çok güzel. Atölye adresimiz ve şirketimizin ismi Prestiz Export ve Import. Prestiz Export Import, Sevgi Çakmak Mahallesi 23 Sokak No. 6 Aykent. Karatay Ayakkabıcılar Çarşısı Aykent herhalde. Evet, evet. Konya'daki. Evet. Mail adresi ahmetcan@yahoo.com. Evet. Servet Tazegül tekvandodan sonra tekvando ürünleriyle de Türk milletinin hizmetinde. İnşallah bu ürünlerle de gönüllerde taht kuracak. Bütün genç tekvandocular, yeni tekvandocular Servet Tazegül ürünleriyle antrenman yapıp yeni servetler ortaya çıkacak inşallah. Temennimiz, arzumuz o. Evet. Servet Tazegül'ün elbiselerini Servet'in elinde bir görelim. Logosuyla. Hocam sen de yanaşma anları şöyle. Evet, çok teşekkür ediyoruz Servet. İş hayatında da başarılar diliyoruz. Servet'e teklif yapalım bir şeye. Evet, peki buyurun. Servet bu rengi çok evet. Sevdi. O zaman birkaç tekniği görelim. Bu elliği ilk ben satın alayım. Evet. Yüksek para istedimsin alamam. Tamam. Çok güzel. Çok teşekkürler Servet. Kendi elliklerine, kendi markasına tekmesini de attı. Allah vatana millete hayırlı etsin. Allah mahcup etmesin. Hayırlı çalışmalar diliyorum.